Sevgili Rumeli TV izleyicileri, Edirne'nin Hafsa ilçesi Yolageldi köyündeyiz. Köy muhtarımız ve buradaki köylü komşularımızla beraberiz. Bir davet aldık, köyümüze geldik. Muhtarımızla bir söyleşi yapacağız. Köyümüz hakkında buradaki neler yapıldığına dair ve ne tür sıkıntılarımız olduğuna dair kısa bir söyleşimiz olacak. Sevgili muhtarım, selamünaleyküm. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İsmail Esen. Yolageldi köy muhtarı, ikinci dönem muhtarım. Sizlere de Rumeli TV olarak köyümüze hoş geldiniz der, saygılar sunarım. Hoş bulduk diyoruz, saygı bizden. Sevgili muhtarım, köyümüz nelerle geçinir, köylümüz burada ne yapar? Biraz köyümüzden bahsedebilir miyiz? Köyümüz Avsa'nın en az araziye sahip ikinci köyünden birisidir. Yani iki köyden birisidir. Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılık ve kavakçılıktır. 1 Şubat'taki fırtınadan dolayı epey bir kavağımız yıkıldı. Aşağı yukarı tahminen 70 bin adet civarında. Bu tabii ki komşunun geleceğiydi. Komşunun da bütün ümitleri gitti. Yani komşu da zor durumda. Şu an derelerde su çok. Kavaklar çıkamıyor. Artık yetkililerden destek bekliyoruz. Peki sayın muhtarım, bu kavakların kurtarılması veyahut da böyle bir şeyin yaşanmaması için ne tür tedbirler istiyorsunuz? Ne tür tedbirler alınabilir? Tavsiyeleriniz nelerdir efendim? Tedbirlerden birisi yarım kalan derenin açılması. Zaten açılacak da su debisi çok yüksek. Onun için başlayamadılar. İkincisi de deremize bir köprünün yapılması. En büyük sıkıntı da karayollarının yeni yapmış olduğu duble yol. Daha önceki köprüde, eski yolda 4 adet köprü var. Burayı bir köprü, bir menfez bıraktılar. Gelen su burada dayanıyor. Evet, birikiyor. Köye kadar su dayanıyor. Zaten kavakların yıkılmasının sebebi de budur. Suyun duraksaması aşırı fırtınadan dolayı toprak yumuşadı. Kavaklar yıkıldı. Yani gözümüzün önünde yıkıldı. Sabah saat 10'da yıkıldı kavaklar. Evet. Sevgili izleyiciler, sevgili muhtarımız kavaklarla ilgili, neden yıkıldıklarıyla ilgili bize güzel bilgiler verdiler. Bu kavaklar köyümüzün geçim kaynağı değil mi muhtarım? Aynen öyle, geçim kaynağıdır. Köyümüz zaten kavakçılık yönünde Trakya'da isim yapmış bir köydür. Bizler de sevgili muhtarımıza vermiş olduğu bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Köyümüzle ilgili tekrar çekimlerimiz olacak. Köyümüzü yakından size tanıtmaya çalışacağız. Bu ekonomik değeri olan kavakların da kurtarılması adına buradan yetkililere sesleniyoruz. Bunlarla ilgili tedbirlerin alınmasını tüm köy halkının adına tüm Rumeli TV izleyicilerine buradan bildiriyoruz. Çok teşekkür ederim sayın muhtarım. Sizin de son görüşlerinizi alalım. Bir sıkıntımız daha var. Buradan köyümüzden Kırklareli bağlantılı bir yolumuz var. Komşu köyümüz var. Acınatar köyü aramızda 7 kilometre bir stabilize yol vardı. Bunun 3,5 kilometresini 7 yıl önce Kırklareli Özel İdaresi asfalt yaptı. 7 yıldan beri Edirne'ye geri kalan kısmı yaptıramıyoruz. Şimdi köyümüz hakkında da şöyle bir açıklama yapayım. Köyümüz 270 hane, 900 nüfuslu, Avsa'nın sayılı büyük köylerinden birisidir. Yani. Benim söyleyeceğim şu, bu vatandaş mağdur durumda. Yetkililerden biz yardım bekliyoruz. Bu dereye en yakın zamanda bir köprünün yapılması veyahut bu sudan geçilmesi için köylüye bir yardımcı olmasını istiyorum yetkililerin. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sayın İlgener Meclisüyem, sevgili Fedai abi de yanımda. Fedai abi, ben mikrofonu size uzatmak istiyorum. Siz de bu konu hakkında mutlaka bir şeyler söyleyeceksinizdir. Buyurun efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın muhtarıma da gerçekten çok açıklayıcı bilgiler verdi. Ben zaten bu kavakların, bu afetin olduğu gün, ikinci günü buradaydım. Gerekli bilgileri, gerekli şeyleri kendisinden, muhtarımdan ve köylerimizden aldık. Ben bunu İl Genel Meclisi'ndeki meclis gündemine de taşıdım. Sanıyorum muhtarım da gerekli resmi kurumlara, kaymakamlık olsun, il özel idaresi olsun, gerekli girişimlerde bulundu. Ama şu var da, buna da hava şartları pek müsaade etmedi. Bu sıkıntı da bir şekilde buradan kaynaklandı sanıyorum. Aşırı yağıştan dolayı kaynaklanıyor sanıyorum.
Şimdi Rumeli Televizyonu da köyümüzü ziyaret etti. Bizleri de davet ettiler. Ben de Rumeli'ye bu konuda teşekkür ediyorum. Gerekli açıklamaları zaten muhtarımız kendisi yaptı. Köyümüze, Havsan'ın köyümüze geldiğiniz için sizlere tekrar Rumeli TV'ye teşekkür ediyorum. Bizler de bizi davet ettikleri için sevgili muhtarıma ve köy halkına çok teşekkür ediyoruz. Sizi Havsan'ın Yola Geldi Köyü'nün görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bu ne sevgi ay, bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar arap. Nasibim olsun bir yudum şarap, sunda içeyim yarın elinden. Akşam eve gelmedin, gün doğmadan dön bari. Sön bari, yan bari, içtin içtin kan bari. Gözü doysun diyorlar, çok doymadan dön bari. Fıtı fıtı yapma, içkine karışma. Evimin direği, sözünden çıkma. Fıtı fıtı yapma, içkine karışma. Evimin direği, sözünden çıkma. Yan bari, sön bari, içtin içtin kan bari. Akşam eve gelmedin, gün doğmadan dön bari. Yan bari, sön bari, içtin içtin kan bari. Sevgili Rumeli TV izleyicileri, köy muhtarımız İsmail abiyle beraber köyümüzü dolaşmaya devam ediyoruz. Kahve önü mevkiindeyiz. Bu mevkide hemen arkamızdaki kavak ağaçlarını görüyorsunuz. Tabii ki yoğun yağış sebebiyle devrilen ve yerinden sökülen kavak ağaçları var. Sayın muhtarım neler diyeceksiniz? Vallahi şu an bulunduğumuz yere kadar su çıktı. Yıkılan kavaklar da görünmekte burada arkamızda. Yani söyleyecek başka bir şeyim yok. Millet zor durumda. Manzara zaten her şeyi anlatıyor sevgili izleyiciler. Burada daha önceki yıllarda köylümüzün yetiştirmiş olduğu kavaklar özellikle Yunanistan'a ihraç edilmekteydi. Ve köyümüzde halihazırda yine kavak ağaçlarının kıyıldığı ve ürün hale dönüştürüldüğü tesisimiz var değil mi muhtarım? Var. Aşağı yukarı 6-7 tane bıçkımız var. Full çalışıyorlar yani. Palet, kereste. Tüm altyapısı hazır. Tüm bıçkı makineleri, paletleriyle beraber köy halkımızın geçim kaynağı olan kavaklar hakikaten çok önemli. Bunların ayakta kalması için ne gerekiyorsa yapılmalı. Eko Yaşam programı olarak bizler de muhtarımıza, Yola Geldi Köyü'ne kameralarımızı doğrultarak yardımcı olmak istedik. Çok teşekkür ediyoruz. Suyu